Sevgili izleyiciler, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız bilir, Türkiye'deki vatandaşlarımız haberlerden zaten takip ediyordur. 2009 yılından bu yana İngiltere ciddi bir ekonomik krizin içerisinde. Fakat bu krize rağmen İngiltere'de bulunan Türkiye'li işletmeler yatırım yapmaya ve Türkiye'li toplumu güçlendirmeye devam ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de Demirci Grup bünyesinde bulunan Bellona. Bellona yakında ikinci şubesini açmaya hazırlanıyor. Detayları haberimizin içinde. Bu haberimiz bankadan ev alanları veya bireysel ihtiyaçları için kredi çekenleri yakından ilgilendiriyor. Bankaya gittiniz, size kredi verdiler ve ödeyememe ihtimaline karşı PPI adı verilen kredi ödeme koruma sigortası yaptılar. Bu sigortaya ödediğiniz tüm parayı geri alabilirsiniz. PPI'nin ne olduğunu Halil Doğan'dan dinliyoruz. PPI, Payment Protection Insurance, hani Türkçesi kredi ödeme sigortası dediğimiz bankaların kredi kartı ya da mortgage verdiğinde eklenen bir sigortadır. Örneğin bankaya gittiğinizde bankadaki müdürün size dediği şey, kredi alıyorsunuz ama bunu geri ödememe durumu olduğunda, hasta olduğunuzda ya da işinizi kaybettiğiniz takdirde bu sigortanın kredinizi geri ödeyeceğini söyleyen bir sigorta. Bazı meslek gruplarına PPI'nin verilmemesi gerektiğini söyleyen Halil Doğan, bankaların bunu göz ardı ettiğini ve kredi ödemelerine eklediğini söylüyor. PPI, serbest meslek yapanlara, öğrencilere, emeklilere ve part-time çalışanlara kesinlikle verilmemesi gerekiyor. Bunun nedeni bu insanlara geçersiz. Geri ödemedikleri takdirde bu meslekleri yapan ya da bu kategoriye girenler için PPI sigortası ödeme yapmıyor. O yüzden bu insanlar aldıysa, PPI varsa kesinlikle geri alma imkanları var. İkincisi, PPI insanlara anlatılması gerekiyor ve kredi aldığınızda bu bir mecburiyet değildir. PPI almak zorunda değilsiniz. Bu yüzden çoğu insana banka bunu anlatmadan PPI sattı. Ve bu yüzden Financial Services Authority, FSA dediğimiz bankayı denetleyen kurum, bankalara yüksek bir miktarda tazminat ödemesini istedi. Şu ana kadar Barclays Bankası 200 milyon sterlinde fazla ödeme yapmıştır PPI için insanlara ve 1 milyar sterlin daha bir bütçe ayırmıştır PPI ödemeleri için. Royal Bank of Scotland, RBS 200 milyon sterlinde fazla ödeme yapmıştır bugüne kadar ve 850 milyon sterlinlik bir bütçesi var PPI ödemesi için. Lloyds Bankası 3.2 milyar sterlin bir bütçe ayırmıştır ve bunu kesinlikle çoğu miktarını ödemek istiyor. Ama insanlar tabii başvurusunu yapması lazım. Neden PPI'nin satıldığını ve nasıl yanlış satıldığını bir türlü anlatması lazım. PPI dolayısıyla yüksek miktarda tazminat alabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi 22.500 sterlin kredi ödemesi yapan bir vatandaş yaklaşık 5.700 sterlin PPI ödemesini geri aldı. Peki siz PPI aldığınızı nasıl anlayacaksınız? Bunun için yapmanız gereken tek şey banka mektuplarınızı kontrol etmek. Ödemesi biten kredileriniz için bile tazminat alabilirsiniz, zaman kısıtlaması yoktur. PPI banka dökümlerinizde ya da kredi anlaşmanızda PPI, PPI diye yazılır, Payment Protection Insurance diye geçebilir ve Loan Insurance diye geçebilir. Bunlarda biri varsa PPI kredi anlaşmanızda var demektir. Emin değilseniz lütfen bütün dokümanlarınızı bize getirin, biz bakarız ve olup olmadığını size kesinlikle söyleyebiliriz. PPI için bir zaman yoktur. 10 yıl önce bile satıldıysa geri alma imkanınız vardır. Son 6 yılda satılmış ise bankalar bu dokümleri tutmak zorunda ve bankada bütün bilgileri alabiliriz. Ama 6 yıldan önce bir kredi aldıysanız ya da kredi kartınız var ise ve PPI bunun içinde bulunmaktaysa bize bütün anlaşma kağıtlarını ya da banka dokümlerini getirmeniz gerekiyor. Ama 6 yıl içinde ise hiçbir bilgi gerekmiyor. Bu bütün bilgileri bankada alabiliriz.